Herkese merhaba. İlk videomuzu çekmedik sanarak ikinci bir videoya çekmiştik ama iki videoyu da çekmişiz. Daha sonra bunu birleştirme kararı aldım. Onu oradan parçala, onu oraya yapıştır. Çok uğraştım. Ama çok fazla karıştı. 2,5 saat uğraştım. Videoyu öylece bıraktım artık. Eksik kusur. Kusurumuza bakmayın. Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet. Ben Yiğit. Bitince sana bir şey diyeceğim de. Şimdi de zaten bu büyümüş de küçülmüş sohbetler. Babama sürpriz olması gerek. Yani kabul eder misin ki? O zaman sonra söyle. Tamam. Bak karar verelim. Videonun sonunda söylerim. Söz sende hadi. Evet, kendini tanıt bakalım. Ahmet Talha Afacan. Evet, sen söyledin zaten. Ahmet Talha Afacan ismi. Annem bu konuyu sen mi koydun? Ahmet ismini ben koydum. Talha ismini annem koydu herhalde. Önceden, ya da tam tersi de olabilir. Kaç yaşındasın? 9. Hangi ayda doğdun? Şubat. Şubat ayında doğdun. Nerelisin? Konyalı. Konyalı mısın? Okulum Erdem Beyazıt İlkokulu. 3. sınıfa gidiyorum. Derslerin nasıl? Süper. Süper. Seviyor musunuz okulunuzu? Evet. Çok özledim. Öğretmenin adı ne? Bilsen Bayar. Aynı zamanda Elif ablanın da öğretmeniydi. Evet. Öğretmenlerimiz sizi çok seviyor. Biz de onları çok seviyoruz. Senin adını söyledim. Benim ismim Yiğit. Oh, tablo da çok güzel. Muhittin Afacan. Muhittin Yiğit Afacan. Nereden aldı ismini? Dedemden. Sen kaça gidiyorsun? 2'ye. Kaç yaşındasın? 8. Hangi ayda doğmuştun sen? Ben bilmiyorum. Şu Mayıs ayında. Mayıs. Bilmiyor musun doğumunu? Bilmiyorum. Derslerin nasıl? İyi. Hangi sen hangi okula gidiyorsun? Erdem Beyazıt İlkokulu. Aynen. Öğretmen ismi nedir senin? Ayşegül Kortel. Derslerin iyi mi? Evet. Süper. İyi bakalım. Hiç sen nerelisin? Konya. Konya mı? Evet. Erzurumlu yok mu aranızda? Yok. Annem Erzurumlu. Siz de yarı Erzurum'u seviyorsunuz o yüzden. Evet, yarı Erzurum'u, yarı Konya'lı. Ki şimdi ilk sorumu sorayım. En temel sorumuz. Biz her şeyi niçin yaparız? Allah rızası için ve Allah'ın sevgisi için. Evet, evet. Aferin. Mesela bundan kastımız ne? Namazı? Allah için. Allah rızası için kılarız. Orucu? Allah rızası için. Okula? Allah rızası. Allah rızası için yaparız. İyi ve hayırlı bir çocuk olmak için. Bunu da Allah rızası için yaparız. Evet. Derslerimize çalışırız niçin? Allah seni. Sonuç en nihayetinde Allah rızasına kavuşabilmek için. Evet. Şimdi sohbetimize bugün en temelden başlamak istiyorum. Yani? Yani biz her şeyi niçin yaparız? En temel sorusu. Allah için. Allah'ın? Rızası için ve sevgisi. Her şeyden kastımız ne? Namaz kılarız. Namaz kılarken Allah rızası için deyip öyle başlarız. Neden? Çünkü Allah için yaparız. Evet. Oruç tutarız. Neden? Allah için. Allah rızası için. Dersimize çalışırız. Arkadaşlarımızla oyun oynarız. Sohbet ederiz. Niçin? Hep Allah rızası için. Allah rızasında olmayan bir iş yaptığımızda, yani kötü bir ses konuşursak veya haram yersek o zaman ne yapmamız lazım? Tövbe etmemiz. Tövbe etmemiz lazım. Bütün çocuklar Müslüman fıtratı üzere doğar. Akıl bali deniyor o çağa. O zaman dinini tercih ederler. Tek hak din vardır şu an. O da İslam dinidir. Allah-u Teala'nın insanlara gönderdiği en son hak din İslam dinidir. Evet. Peygamber Efendimiz tüm insanlığa gönderilmiştir ve son peygamberdir. Sen güzel ahlak üzere gönderildin diyor. Kim göndermişti bize güzel ahlak üzere gönderilen? Peygamber Efendimiz. Peygamber Efendimiz. İslam dini haya dinidir. Haya mı? Haya. Yani edep, terbiye, utanma, ayıp olan şeylerden uzaklaşma, güzel kelam konuşma ve hayırlı işler yapma. Peygamber Efendimiz'e ilk tebliğ geldiğinde, yani Cebrail Aleyhisselam İkra suresini ilk getirdiğinde Peygamber Efendimiz biraz korkmuştu değil mi?
böyle titreyerek evine gelmişti. Hazreti Hatice annemize ne demişti? Örtün üstünü, örtün üstünü. Evet. Müddessir suresinde ne diyordu? Hey örtüsüne bürünen kalk ve uyar. Kalk ve uyar diyordu Müddessir suresinde. Peygamber Efendimiz öyle çekindiğinde Hazreti Hatice annemiz ne demişti ona? Sen iyi sözler söylersin, akrabalarını gözetirsin, korursun. Sen insanları doğruluğa teşvik edersin. Allah seni zayi etmez demişti değil mi? O zaman buradan güzel şeylerin ne olduğunu görüyoruz. Anne babaya iyi davranmak, akrabaları gözetmek, koruyup gözetmek, iyi sözler söylemek, doğru söz söylemek, yalan söylememek. Baba iyi sözler söylemek değil de iyi kötü sözler söylememek. Kötü söz söylemeyeceksin, iyi sözle söyleyeceksin. İslam dininin temelinde ne vardır mesela? Emri bil maruf, nehi anil münker. Bu ne demek? İyiliklere teşvik etmek, kötülüklerden de insanların uzaklaşmasına için uyarmak. Tamam mı? Ufak tefek şimdi başka sorular soracağım size. Camiye nasıl girilir mesela? Abdest alın. Abdestsiz camiye girilmez. Peki abdesti aldık, camiye giriyoruz, kapısındayız. Nasıl gireriz içeri? Sağ ayağına. Aferin. Şimdi sonraki başka sorumuz. Devam edelim. İlk her şeyi Allah rızası için yapıyorduk değil mi? Evet. Şimdi siz namaz kılıyor musunuz? Evet. Babam bizi çağırıyor, biz de kılıyoruz. Peki bu namazlar sizin size farz mı şu an? Babam ezan okuyor. Ezanı bitirene kadar ben namazı bitirmiş oluyorum. Peki sizin namazlarınız farz mı şu an size? Şu değil ama kılmalıyız. Mübarek. Peki niçin şimdiden namaz kılıyorsunuz? Allah için. 10 yaşında zaten bitireceğiz. 10 yaşında biz aslında onu akıl bali yaşı diyoruz. Yani artık her şeyi anlama yaşı. Kameradan çıkmayalım. Kamera. Kadrajdan çıkmayalım daha doğrusu. Evet, kadrajdan çıkmayın. Allah'a giremiyorum. Hop girdim. Her şeyi Allah için yapıyorduk değil mi? Evet. Okulumuza niye gidiyoruz? Ders çalışmak için. Ders çalışmak bir araç. Asıl niçin gidiyoruz? Allah'ın. O en üstteki hedef. Hayırlı bir insan olabilmek, ahlaklı bir insan olmak için okula gidiyorsunuz. Değil evet. mi? Yine Allah için gidiyoruz ama. Biz insan olarak hata yapabiliriz. Ama hata yapınca hemen hatalarımızı anlayıp Allah'tan özür dileriz, tevbe ederiz. Aynı zamanda arkadaşlarımıza, annemize, babamıza veya öğretmenimize de bir hata yaparsak hemen hatamızı düşünüp anlamalıyız ve onlardan da özür dilemeliyiz. Bunların hepsi de ne içindi? Daha doğrusu şu ilk sorumu sorayım size. Peki camiye gittiniz. Camiye nasıl girersiniz? Abdestli. Sağ ayakla. Sağ ayakla ve abdestli. Evet. Peki girdikten sonra ne dersiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra ne dersiniz? Niyet ettim namazı kılmak için alır. Hayır. Şimdi sağ ayakta camiye girdikten sonra Bismillahirrahmanirrahim dedik girdik. Ne yapıyoruz? Orada kimse olmasa dahi camide melekler vardır. Onlara selam veriyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Selamımızı verdik. Ama selam verilince kimse yoksa, selamı kimse almadıysa tekrar selamımızı kendimiz alıyoruz. Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Camiye giriş adabı da bu şekilde. Sohbetimizi şimdilik bu kadarla bitirelim. Kapanış mesajını verin arkadaşlar. Daha fazla böyle video istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın ne yapalım. Görüşürüz. Bay bay. Buradan her zamanki gibi herkese selamlar. Herkese. Dünyaya selamlar. Buradan okulunuzu da gösterelim değil mi? Evet. Arkadaki okul bizim okul. Çok güzel. Ama şey neydi? Kapandı biliyorsunuz. El salla. Yasaklandı. Telif atmayın. Telif yemeyeceğiz zaten.